Belediye Başkanı Tanju Özcan göreve geldiği 2019 yılından bu yana özellikle kendi yerelinde yaşayan mülteci, sığınmacı ya da yabancı öğrenciler hakkında sürekli ötekileştirici, ırkçı, ayrımcı söylemlerde bulunmakta. Hatta aslında bu söylemlerini bir anlamda seçim vaadi olarak da kullanmakta ki 31 Mart seçimleri öncesinde de bu vaatleriyle yine gündem olmaya devam etmişti. Ve göreve geldikten hemen sonra yani 2019 yılının Nisan ayından itibaren de Bolu'da yaşayan sığınmacıların Bolu'dan uzaklaştırılacağına dair açıklamaları, yardımın kesileceğine dair açıklamaları, haklarında yanlış bilgiler yayarak aslında toplumda düşmanlığı körükleyen, nefreti körükleyen bir etki ortaya çıkardığı, yine elektrik su faturalarına daha fazla ücret uygulamak gibi özellikle sığınmacılara yönelik yerel hizmetlerin ayrımcılık yasağını ihlal eder şekilde yeniden dizayn edilmesine dair hem söylemleri hem de aslında bunları uygulamaya koyan yaklaşımlarıyla, tutumlarıyla sürekli gündemde oldu. Ve bu söylemlerinden dolayı bu alanda çalışan mülteci dernekleri tarafından pek çok defa suç duyurusu ile itham edildi ve hakkında soruşturmalar açıldı. Ancak bugüne kadar ne kendisinin bu işlediği suçları durduracak bir ceza uygulandı ne de siyaseten dahili olduğu, üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkili ve bizim politikalarımıza ters diye ifade ettiği Tanju Özcan'ın yaklaşım ve politikalarını durdurma noktasında bir tavrını görmedik. 26 Mart 2023 günü Gabonlu Üniversite öğrencisi Dina'nın öldürülmesi, buna ilişkin dava devam ediyor biliyorsunuz. Bu dava devam ederken ortaya çıkan oradaki ırkçı ya da ayrımcı yaklaşımı ve nefret saldırısını lütfen hatırlayalım. Bütün bu önemli, göz ardı edilemeyecek ve toplumsal barışı tamamen ortadan kaldıran bu eylem ve söylemlerin bugün bir kere daha gerek yargının, gerek Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin dikkatine sunuyoruz. İstemli bir ırkçılıkla karşı karşıyayız. Son birkaç yılda karşılaştığımız göçmenlere yönelik ayrımcı, nefret söylemi ve ne yazık ki nefret cinayeti gibi sistemik şekilde devam eden saldırılarla bir anlamıyla karşı karşıyayız. Bunun en son halkası Tanju Özcan'ın şehirde okuyan yabancı öğrencileri hedef aldığı açıklaması oldu. Burada birkaç önemli nokta var. Bu birkaç senedir sistemli olarak göçmenlerin, mültecilerin, Türk vatandaşı olmayanların hayatını tehdit hale gelmiş olan bu sistemli saldırılara oldukça güç verir. Ve aynı zamanda kamu kaynaklarını ayrımcı uygulamalar yapmak üzere harekete geçirir bir açıklama gördük. Tanju Özcan'ın bu ilk şeyi değil, ırkçı açıklaması değil, ilk ırkçı eylemi değil. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu ve bu süreç içerisinde yayılan pek çok ırkçı alanında yayılmasına sebep olan kişilerden biri. Bu nedenle bugün ırkçı eylemleri, ayrımcı söylemi, nefrete kışkırtan uygulamaları üzerinden Tanju Özcan hakkında bir suç duyurusuna bulunduk.